Prestij, sihirbazlık gösterilerinin perde arkasındaki adamı, mühendis Cutter'ın verdiği kısa bir briefingle başlar. Katır şöyle özetler. Tüm sihirbazlık gösterileri 3 aşamadan oluşur. Birinci aşama vaat olarak adlandırılır. Sihirbaz sıradan bir şey gösterir, hileli olmadığını göstermek için sizin de incelemenizi ister. İkinci aşama dönüşümdür. Sihirbaz sıradan bir şeyi alır ve sıra dışı bir şey yapar. Kaybeder. Sihirbaz sizi ilk aşamaya ikna ettiği için ikinci aşamaya da ikna olmuşsunuzdur. Dikkatli bakmadığınız için de aldatılmak istenmişsinizdir. Üçüncü ve son aşama ise bu yapılan sıra dışı işin geri getirilmesidir. Bu aşamaya da prestij denir. Yeni sinema serüvenine Christopher Nolan'ın prestij filmiyle devam ediyor. İyi seyirler. Prestijin anlamını açıkladıktan sonra izleyiciyi koluna tuttuğu gibi bir prestij sahnesine götürür Nolan. Ve sonrasındaki sahnede de daha ilerisine geçiş yaparak bu prestij sahnesinin cinayete dönüştüğü yargısıyla izleyiciyi bu sefer de apar topar sürükleyerek bir mahkeme salonunun içine bırakır. Nolan, izleyiciyi bir sağa bir sola çekip götürürken hikayesini geriye dönüşler ve ileriye dönüşlerle dağılmış bir puzzle'ın parçalarını yerlerine yerleştirir gibi kurgular. Doğrusal olmayan bir anlatıyı kusursuz bir biçimde örme ve yan yana getirme becerisi Nolan'ın en büyük başarısı. Giriş gelişme sonuç öykücülüğü Nolan'ın filmlerinde de vardır ama yerleri değişmiş olduğundan klasik anlatı biçiminden uzaklaşır. Memento ile başladığı doğrusal olmayan yolculuk Prestige ve sonraki filmlerinde de devam eder. Prestijin hikayesi 1897-99 yılları arasında İngiltere'de iki sihirbazın arasındaki rekabet, hırs, saplantılı olayların bütünüdür. Dönem itibariyle sihirbazlar İngiltere'de oldukça itibar gören ve popüler kişiliklerdir. Filmde dönem üzerine Nolan'ın bir vurgusu yok. Dönem sadece arka planda bir fon olarak kullanılmış iki sihirbazın rekabetine odaklanmıştır. Bu dönemin İngiltere'sindeki de aile kavramının güçlenmesi, içi sınıfıyla orta sınıfın yükselişi, yeni icatlar ve benzeri temalar sadece üstünden değinilip geçilmiş durumda. Asıl mesele bu iki sihirbaz. Hikayeleri seyirci kılığına girip bir sihirbazın yanında çıraklıkla başlıyor. Sihirbaz onları seçer ve yardımcısı genç kızın elleriyle ayaklarını iple bağlamasını ister. Kolay çözülebilir düğünler atıldıktan sonra kız vinçle yukarı kaldırılır. Su dolu bir kutunun içine atılır. Kutunun hileli kapakları kapanır. Kutu perde ile örtülür. Sihirbaz çevresinde bir tur attıktan sonra eliyle komut verir. Perde yukarı kalkar ve az önce elleri bağlı olarak kutuya atılmış kız kutunun yanında ipsiz bir şekilde görünür. Bu numara geleceğin sihirbazı Bordun tarafından küçümsenir. Sihirbazın hiç risk almadığını ve demoda olduğunu artık başka numaralara yönelmesi gerektiğini anlatır sahnenin devamında. Muhteşem Danton olacak diğer sihirbaz Angel ise numarada hiçbir sakınca görmez. Seyirci bu tip numaraları ona göre seviyordur. Bu numaradaki iple bağlanan kız Angel'ın sevgilisidir. Bir sonraki gösteride ise yanlış bir düğüm atılması sonrasında kutudan çıkamaz suda boğularak ölür. Bu olay sonrasında ise Borden sihirbaz olarak kendi gösterilerini düzenler. Angier ise ona rakip ve düşman olacak. Burada bir parantez açmak gerekirse filmin gerçeklik açısından en büyük arızası bu sahnede. Kutudan çok kısa bir süre içerisinde kadının ve daha sonrasında adamın çıkarılmasına rağmen ölmüş olması filmin inandırıcılığını enzedeleyen unsur. Çok çabuk bir şekilde hayata döndürülebilir olduklarını biliyoruz. Filmi sevdiğimiz için görmezden gelerek kaldığımız yerden devam edelim. Borden iyi bir gözlemci ve zekası yüksek seviyede olmasına rağmen sahnesi kötü bir sihirbazdır. Kendi döneminin en popüler ve ilginç numaralarını farklı sihirbazlar tarafından sergilendiği sahneyi izlediği zaman nasıl bir hile olduğunu çözebiliyor ve bunun ötesinde numaralar geliştirebiliyordur. Örneğin Angel'ın kuş yok etme numarasında seyirci kılığına girip onun gösterisini facia ile bitecek şekilde sabote ettiğinde bu numaranın nasıl yapıldığını görmediğini bilsek de çözebilecek konusunda hiçbir tereddütte düşmeyiz. Çünkü öncesinde Çinli bir sihirbazın akvaryum numarasını sahnede sergilerken izlediğinde pis pis sırıtarak yüzündeki ifadeyle onun numarayı nasıl yaptığını bir seferde çözdüğünü anlatıyordu. Angier ise zengin bir aristokrat aileden gelmesiyle birlikte sahne gösterisindeki kabiliyetini ve büyük sahnesini konuşturur. Ne kadar harcanacaksa harcanacak, ne lazımsa gereği yapılmalıdır. Çünkü Bordun karısının önümüne sebep olmuş adamdır ve o sırlarıyla birlikte alt edilmelidir. Angier bu hususta tüm ahlaki sınırları dahil zorlamakta çekinmez. Gözü karadır. Sahnede izleyicinin dikkati dağılsın diye tuttuğu sarışın güzel yardımcısıyla ilişkisi olsa dahi Borden'ı çözebilmek için onun yanına göndermekte çekinmez. Onun sırrını öğrenmek için her yol mübahdır. Angel böylesi varlıklıyken neden para yoluyla onun yer değiştiren adam numarasını satın alamaz? İki sebeple. 1. Borden bunu parayla satmayacağını bilir. 2. Onu öğrenmek artık bir saplantı haline gelmiştir. Yer değiştiren adam numarasını sırrını çözdüğünde onu yenmiş olacak ve zaferi tescillenecektir. Çeşitli oyunlarla Angel onu köşeye sıkıştırdığında Borden bir yöntemle olarak bir kelimeyle numarasını özetler. Tesla. Burada bir parantez açıp belirtmek gerekirse onu tamamen bitirebilecek fırsat eline geçmiş ve mühendisi reyini almış olduğunu belirtmekte fayda var. Peki nedir bu yer değiştiren adam numarası? Borden sahneye birkaç metre arayla iki adet kapı koymuştur. Avuç içine aldığı plastik bir topu bu kapıya girmeden yere vurdurarak diğer kapıya doğru zıplatırken bir kapıdan içeri girip diğer kapıdan anında çıkarak topu tutar. Bunun yapılması için sadece bir yol olabilir. Dublör kullanmak. Fakat bir kapıdan girip diğerinden çıkan adam her şeyle aynıdır. Angel bu numaranın benzerini kendisi yapmış, top yerine bir şapka koyup dublörünü sahneye atarken kendisi de sahnenin altında seyirciyi kandırdığını görememenin vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı Borden'ın sırrını çözmek takıntı haline gelmiştir. Tesla alternatif akımlı o dönem içerisinde elektrikle her şeyi yapabileceği düşünebilen bir mucitti. Tesla keşfettiklerini sadece patronuna yararı olsun diye değil tüm toplumun kullanabileceği ve fayda getirebileceğinden dolayı kuralların dışına çıkmış bir karakter aynı zamanda. Borden bir kağıda sırım diye onun adını yazarken Angel'ın tabi ya neden bunu daha önce düşünememiştim der gibi gülüşü onu tüm maddi olanaklarını zorlayarak yer değiştiren adam makinesini yaptırmasına kadar gider. Filmin açılış sahnesinde onlarca sihirbaz şapkasının görüntüsünü verirken bu makinenin bitmiş ürünleri olduğu ipucunu vererek dikkatle bakıyor musunuz diye sorar. Bu soru sihirbazın biraz sonra bir numara yapacağım ve bunu dikkatle bakıldığı üzere bir hile göremezsin diyerekten ikna ettiği sürecin başlangıcıdır. Film bu ikna sorusuyla başlayan bir numarası eğer sihirbaz Christopher olan sürecin yani numaranın sonunu prestijle sonlandırır. Bir iyi adam, kötü adam hikayesi değildir Prestige. Bir dönem hikayesi de değil. Sihirbazlık gösterisinin büyüsünü ve şaşırtıcılığının ihtişamını değil, diğer birçok filminde olduğu gibi gerçeğin peşinde olan ve ona ulaşmak isteyen karakterin yörüngesinde dolaşıyor ne olan. Bu karşıt kutupların çekiciliği onun işini kolaylaştıran, izleyicinin ise kafa karışıklığına sebep olan ve sonunda yarattığı şokla memnuniyet verici bir anlatı süreci. İzleyicinin içine girdiği bu cezbedici süreçten çıkması da zor. Bir labirentin duvarlarına çarpa çarpa yol alıyor. Günümüz seyircisinin bir an önce neden sonuç il ilişkisine varmak istediği sinemada Nolan bu süreçleri zorlayarak zihinsel bir karmaşanın içinden zaferle çıkması eşine az da sınır bir durum. Nolan Hollywood gibi olmayan Hollywood filmleri üretiyor. Görkemli oyuncu kadrosuyla daha çok elde taşınan kamerasıyla çektiği bir dönem filmi olmayan bir dönemi arkasına alan Nolan'ın filmini birkaç sefer izlenildiği zaman gerçek hazına varıyorsunuz. Ve her izlediğinizde ve her sahnesinden Nolan bir ipucu bırakıyor arkasında. Ve bu ipucunu neden ben daha önce göremedim ya da fark edemedim diyerek daha dikkatli bakmaya zorluyor bu muhteşem prestij.